Arkadaşlar bu parçada Kyle ortamında uygulamalarına devam edeceğiz bu gördüğümüz komutların. Bazı sorular sormuştum bu komutların çalışmasının yorumlanması ile ilgili. Onları şimdi sizin verdiğiniz cevapları da dikkate alarak ilgili bölümde tekrar ifade edeceğim ne demek istediğimi. Bazılarında tam açıklamışsınız, bazılarında cevaplar vermişsiniz doğruya yakın. Eğer bir eksiklik olduğunu düşünüyorsanız sorarsınız, tekrar üzerinde dururuz. Increment ve decrement komutlarını daha önce de anlatmıştım. Yani üzerinden hızlıca geçelim yine de. Bu komutlar bir arttırma ve bir azaltma işlemi yapıyorlar basitçe. Ama bunu çok farklı saklayıcılar üzerinden yapabiliyorlar öncelikle. Bu o komutların gücünü gösteren bir şey. 16 bit üzerinden de örneğin yapabiliyorlar. 16 bit ve byte düzeyinde soru soran bir arkadaşımız vardı. Onu karşılaştırma ile ilgili daha çok herhalde sormuştu ama tekrar bakayım lojik işlemlerle ilgili. Şimdi buna bir genelleme yapamayız. Öncelikle bu mantık açısından söyleyeyim. Lojik işlemler 16 bit çalışmıyor. Eğer kastettiğin şey buysa bu şekilde çalışmıyor. 8 bit düzeyinde yani byte düzeyinde ya da bit düzeyinde lojik işlem yapabiliriz. AND ve OR için özellikle bit düzeyinde çalışabiliriz aynı zamanda. Onun dışındaki komutlarda örneğin move komutunda 16 bit çalışabiliyoruz. Yani tek seferde 16 bite birden bir değer yazabiliyorum. Bunu söylemiştim. Yine increment'ta bakın bu özellik var. DPTR'nin içindeki değeri tek seferde 16 bite birden bir işlem uygulayabiliyorum. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani bir genelleme yapmak doğru değil. Komut bazında, o komuttaki işlev bazında ya da 16 bite birden işlem yapabiliyor muyuz şeklinde. Örneğin mesela bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz ne olurdu? Ya da en fazla ihtiyaç duyduklarımızdan biri toplama işlemi yapmaktı. Hatta bir adım ötesi çarpma işlemi yapmak olurdu. 16 bite birden onu yapamıyoruz. Onu söylemiştim. Toplamada, çarpmada zaten yapamayacağımız daha aşikar. Evet. Dolayısıyla bu 16 bit 8 bit kavramını yeri geldikçe böyle yorumlayabiliriz. Increment, decrement'ın işlemini aynı zamanda bakın bu şekilde dolaylı adresleme mantığı üzerinden de yaptığını çok rahat bunun takibini yaparsanız etkisini de bu anlamda görürsünüz. Yani detayı üzerinde şimdi zamanımız sınırlı durmuyorum ama çok basit şekilde karşılıklarını görebileceğiniz iki tane komuttur. Increment ve decrement komutları. Geldik çarpma ve bölmeye. Az önce bir noktayı söylemiştim size. Çarpma arkadaşlar iki sayının her durumda tanımlı bir sonucunun olduğu matematiksel işlemdir. Tabii yani basitçe ifade ediyorum. Matematiksel anlamda çok yani kapsamlı bir yorum yapmıyorum. Sadece bizim buradaki karşılaştığımız iki tane 8 bit sayının çarpılması durumuna karşılık gelen sonuç kümesi açısından yorumluyorum. İki tane 8 bitin çarpımının her zaman tanımlı bir sonucu vardır. Yani sonucun çarpma sonucunun olmaması diye bir şey söz konusu değil. Bizim sonucu yazdığımız 16 bitlik saklayıcı da bunun için yetersiz değil. Yani iki tane 8 biti çarptık. Biz işte baktık, sığdıramadık. Böyle bir şey de olmaz. Yani 16 bit her durumda yeterli. Dolayısıyla çarpma için hiçbir sorun yok. Yani ben çarpma işlemi oldu mu olmadı mı diye özetle size doğru bir şekilde bir yere bakmam gerekmediğini söyleyebilirim. Ama OV bitinden bahsetmiştik. Bunun çarpmada da işlevi olduğunu söylemiştim. Şimdi çarpmadaki işlevi ne peki OV'nin? Söyleyeyim. Bakın çarpma işlemleri yapalım hızlıca. Basit işlemler bunlar. FF ile 00'ı çarpıyorum. Nedir sonuç? 0. Nereye yazıyorum sonucu? AB'ye yazdım. Bakın. Daha yapmadım işlemi. AB'de şu anda FF00 var. Çarptım. 00000. Yazdık sonucu. OV'ye bakın. OV burada bu arada bakın. Buradaki 2 numaralı bit. RS'lerden hemen önceki bit. Başka bir ifadeyle. 0 sonucu. Tamam. Devam ediyoruz. İki tane başka bu kez sıfır olmayan iki sayı. A sayısı yani 10 desimalle 5'i çarpıyorum. Çarptım. Çarpıyorum şu anda. Yazdım sonucu. Bakın üst tarafa 0 gidiyor. Çünkü üst tarafı kim tutuyor? B tutuyor. Alt tarafı A tutuyor. Yani alt 8 bit A'da, üst 8 bit B'de. O ve hala 0. Tamam, iyi güzel. Devam ediyoruz. A'ya 129 desimal yazıyorum. Daha iyi anlaşılabilmesi için. B'ye 2 desimal yazıyorum. Çarpıyorum ikisini. Nedir bunun çarpımı? 258 değil mi? Şimdi 258 sonucunu nereye yazacağım ben?
Başlayacağım yazmaya A'dan itibaren. Yazdım A'ya. Ama B'ye de ihtiyaç var değil mi? 8 biti açtık çünkü. 255'i açtık. B'ye de yazdım. B'ye 1 yazdım. A'ya gerekli kalan değeri yazdım. Hexadesimal olarak düşünün bunları her zaman. Bakın O ve 1. Anlayabildiniz mi O ve'nin nasıl çalıştığını çarpmada? Yazın. Ben bölmeye devam ediyorum. Söyleyeceğim daha sonra. Şimdi geldik bölmeye. Bölmede iki tane sayıyı bölüyorum. FF ile FF'yi bölüyorum. Nedir sonuç? FF yazdım. FF'yi FF'ye böldüm. Nedir sonuç? Pardon, bu da çarpmaymış. FF ile FF'yi çarptık. Evet, bunu söyleyeyim arkadaşlar. İki tane maksimum 8 bitlik sayının çarpımı bile zaten 16 biti aşmaz. Bunu kesinlikle söyleyebilirim ama tabii basit bir matematiksel bilgi ama o yanılgıya düşmeyin diye söylüyorum. Çarpımın sonucu FF FF değildir. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, çarpmada bir şey yok. Bakın bunu da desteklemek açısından yine söyleyeyim. O ve yine 1 oldu. Niye 1 oldu? Anlayabildiniz mi? Evet, devam ediyoruz bölmeye. Bölmede bakın A'ya 0 yazdım. B'ye F yazdım. FF yazdım. Bölüyorum şimdi. Neyi neye bölüyorum? 0, ikisine de 0'a bölme durumu denmiş ama bu 0 bölü sayı arkadaşlar. Yani tanımlı bir işlem. Nedir bunun sonucu? 0'dır değil mi? 0 bölü sayı 0. Bakın sayılar 0 0 FF. Dikkat edin arkadaşlar, burası önemli. 0 0 FF. Sonuç 0 0 0 0. Sayıyı payda kısmında olduğu için ben 0 bölü sayı tanımlı bir işlemdir. Sonuç 0'dır. Yani sonucun burada 0 olduğunu görüyorum. İlave olarak OV'ye de bakın. Bu bilgiyi unutmayın. OV'de de şu anda 0 bilgisini görüyorum. Tamam, devam edelim. A'ya FF yazdım. B'ye 0 yazdım. Bu kez ne hangi işlemi yapıyorum? Hangi işlemi yapıyoruz arkadaşlar? Sayı bölü 0. Değil mi? Sayı bölü 0 nedir? Tanımsız değil mi? Tanımsız matematik olarak bunun karşılığı. Peki ben bunu ne diyeceğim? Yani mikro işlemciyle, mikro denetleyiciyle işlem yapıyoruz. Benim sadece 8 bitim var. Buraya yani bir değer yazmam lazım ya da işlemin sonucunun olmadığını söylemem lazım değil mi? Bir şey yazamam. Tanımsız diye bir şey olmaz bu. Başka bir karşılık gösteremem. O zaman bakın nasıl çalışıyor bizim Kyle'daki sonuçla birlikte mikro denetleyicinin nasıl çalıştığını anlayacağız şimdi. Bakın çok önemli. FF bölü 00. Böldüm. Sayılar burada hala duruyor bakın. FF bölü 00. Aşağıya bakın. OV1. Ha, demek ki bakın ben şunu anlıyorum. Bölme için biraz daha dikkat gerektiriyor. Ben söyleyeyim bunu size. Bölmede arkadaşlar bunu unutmayın. OV biti birlendiyse bölme işlemi gerçekleşmemiş demektir. Çok basitçe bu şekilde söyleyebiliriz. Bölme işleminde eğer işlem gerçekleşmemişse, yani biz iki sayıyı böldük ama o işlemin sonucu tanımlı değil, tanımsız bir işlem örneğin, gerçekleşmedi dolayısıyla sonuç yazılamadı ve OV'nin 1 olduğunu anlıyorum ben. Bunu OV'yi 1 olduğunu görerek anlıyorum. Devam edelim. İkisi de 0 olsaydı bakın. Buna ne diyoruz? Buna da belirsiz diyoruz çünkü aslında bu her şey olabilir. Yani bir şeyin içinde 0 her tane olabilir. Dolayısıyla bu belirsiz deniyor bu işleme, tanımsız denmiyor. Dolayısıyla bakın bunun sonucuna bakalım. Bunun da bir sonucu yok arkadaşlar. Yani yazabileceğim çok sayıda daha doğrusu sonuç var ya da sonsuz tane sonuç var. O yüzden bunun da anlamlı bir sonucu yok. O yüzden bakın yine OV'yi birliyorum. Peki şu noktayı sorayım size. Önceki iki tanesinde, ikisinde de OV'yi birledik değil mi? Ben işlemin tanımsız mı, belirsiz mi olduğunu anlayabilir miyim? Yani sayıyı mı ben sıfıra bölmeye çalıştım yoksa sıfırı mı sıfıra bölmeye çalıştım? Anlayabilir miyim bunu? Evetse nasıl? Evet, bir basit örnek göstereyim. Bunda bir sorun yok. Bunda işlem çalışıyor bakın. A'ya 5.9 hex değerini verdim. B'ye 0.8 hex değerini verdim. Böldüm, yazdım. İlla işlem sonucu tam çıkmak zorunda değil. Zaten B o iş için var. Yani işlemin sonucu tam çıkmazsa B'de tutuyoruz o kısmı. Evet, cevabınız yok mu arkadaşlar? Burası önemli. Evet, aşağıya kaydırmamışım.
Evet, cevap yazan arkadaşlar var. Tamam. Çarpmaya tekrar geri döneyim. Bir cümleyle ikisini de size özetleyeyim. Şöyle tekrar maalesef debug yapmaya zamanımız yok arkadaşlar. Anlatacağım başka noktalar var. Ben şöyle yapayım. Siz onun tekrarını kendiniz yapın. Öncelikle çarpmadaki sorumun cevabını söyleyeyim. Çarpmada OV bitine bakmasanız da olur. İşlem her zaman gerçekleşir. Bakmak ne işinize yarar? Üst 8 bit kullanılmış mı? Yani B'ye bir şey yazmış mısınız? Bu bilgiye yarar. Bu bilgi için siz kullanabilirsiniz. Mesela iki sayıyı çarptınız. Üst 8 bitin üst 8 bite ihtiyaç duymayacağınızdan eminsiniz atıyorum. Ya da ona ihtiyaç duydunuz mu, duymadınız mı? O bilgi size lazım. Bu durumda bakarsınız OV'ye. Yani böyle bir işinize yarar ama onun dışında olmazsa olmaz değil. Peki geldik bakın bölmeye. Şimdi bölmede eğer işlem gerçekleşmemişse arkadaşlar benim bunu bilmem lazım. Dolayısıyla OV bana bunu haberdar ediyor. Bununla ilgili bilgi veriyor. Şimdi mesela bir önceki işleme gelelim. Tamam, şuradan hızlıca tekrar bir debug yapalım. Bakın şuraya geldim ben şimdi. 0 bölü sayı. Böldüm. Bakın sonuçlar 0 0. OV'de ne var? 0 0 var. Ha, ben anlıyorum ki OV 0 ise bir sorun yok. İşlem yaptım, sonuç elde ettim. O zaman sonuca bakıyorum. Sonuç 0. Demek ki ne yaptım ben? 0 bölü sayı işlemi yaptım. Tamam, bunu anladım. Şimdi devam ediyorum. Bakın bir işlem yaptım. OV birlendi. Bölme işlemi yaptım, biliyorum tabii ki. Bakıyorum bu kez FF 0 0. Ha, ben anlıyorum ki işlem yapılmadıysa ben FF'yi 0'a bölmeye çalışmışım arkadaşlar. Buraya bakarak, AB'ye bakarak anlayabiliyoruz özetle. Mesela 0 bölü 0'ı nasıl anlayacağız? Aynı mantıkla. Bakın 0 bölü 0 işlemi yaptım ben. Buraya bakınca görüyorum ama mantık buraya bakmadan bunu görmek. Çünkü daha önce söylemiştim size. Ben işleme giren sayıları bilmeden bunu tahmin etmem, bilmem gerekiyor. Tahmin etmek değil, bilmek gerekiyor. Baktım OV1. Ha, anladım ki işlem yapılmadı. Baktım. İşlem yapılmadıysa arkadaşlar sayılar hala duruyor burada. Bir yere gitmediler. Yani yerine bir şey yazmadınız çünkü. İşlemin yapılmadığını bilmek hem işlem olmadı bunu bilmek hem de hangi sayılar üzerinde işlem yapmaya çalışıyordunuz bunu bilmek açısından önemli. Baktım buraya, bakın 0 bölü 0 yapmaya çalışıyormuşum ben. Tamam. Dolayısıyla OV1 ise bakıyoruz. Eğer 0 0 görüyorsak her iki saklayıcıda da 0 bölü 0 işlemini yapıyoruz. Aksi durumda sayı bölü 0 işlemini yapıyoruz. Onun dışında OV1 değilse zaten herhangi bir sorun yok. Bir bölme işlemi yaptınız, sonucu yazdınız. Onu artık hesabını yapacaksınız. Evet, çarpma bölme bu kadar. Ama belirttiğim gibi bunların üzerine mutlaka kafa yorun. Ben hızlı anlatıyorum bazı noktaları biraz çünkü tekrarı zaten sizin yapmanız gerekiyor. O nokta itibariyle ona dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar döndürme komutlarını çok hızlıca şöyle göstereyim. Döndürme komutlarıyla ilgili az önce bir soru sormuştum. O soruya cevap verdiniz. Cevap veren arkadaşlar oldu. Döndürme komutları tipik olarak arkadaşlar görsel manada bitlerin sola ya da sağa kaydırılması anlamına gelir. Ama aynı zamanda şu anlama gelir. Bakın şöyle bir sayıyı yazmış olduk. Daha basit bir sayı için de bunu gösterebiliriz. Bakın şöyle bir örneğin en basitinden şunun tamamını sıfır düşünün. Bakın çok basit. Sadece şu bir, değil mi? Bir kere sola kaydırmak ne anlamına gelir? Şu birin şuraya kayması anlamına gelir, değil mi? Burası sıfır, geriye kalan her şey sıfır. E bu ne anlama gelir? 2 ile çarpmış olduğum anlamına gelir. Bir kez daha kaydırsam bakın bir buraya gelecek. Bu kez bir kez daha 2 ile. Yani her sola kaydırma 2 ile çarpma anlamına gelir. Her sağa kaydırma 2'ye bölme anlamına gelir. Burada bir tabi istisna var. Daha doğrusu bir nokta var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ne zamana kadar? Onu size sorayım. Onun dışında çarpma bölme arkadaşlar kendi görsel yönü açısından buradan çok rahat çalıştırıp etkisini görebileceğiniz bir işlem türü. O yüzden geçiyorum. Evet.
İlk arkadaşlar, sağa kaydırma işlemi yapıyorsak en anlamsız bitimiz 1 olmayacak. Yani şu işlemi yapacağım diyelim ki bakın. Sağa kaydırırsam bu bit buradan kayar gider. O zaman olmaz. Sola kaydırma işleminde de en anlamlı bitimiz 1 olmayacak. Onun dışında her yaptığınız işlemin sonucu doğrudur. Kaydırdınız sola diyelim ki. Şunu bir kez daha kaydırdım şuraya geldi. Bir kez daha kaydırdım buraya geldi. Artık bir daha yapamam. O zaman yaparsam hatalı olur. Carry üzerinden yapıp bir tane daha yapabilirsiniz. Carry sıfırsa şayet. Ama standart RL ve RLC için, daha doğrusu RL ve RR için bu söylediğim bilgi geçerli. Evet, şimdi 3 tane komutumuz var burada. Bunlara da bakalım. Bunları söylemiştim artık arkadaşlar. Siz artık kendiniz de bunları görebilirsiniz ama hızlıca bakın gösteriyorum. A'ya 0 F değerini yazdım. A'nın ne yapıyordu bu komut? İlk dörtlüsünü alıp üst dörtlüye koyuyordu. Üst dörtlüsünü alıp alt dörtlüye koyuyordu. Oldu 0 F, size F 0. Yine diğer komutlar da buna göre çalışıyor. Yani şu tümüyle iki saklayıcı arasında değişiklik yapıyor. Bu alt tarafıyla ilgili değişiklik yapıyor. Arkadaşlar, diğer komutları anlatacağım için burada bunları bitiriyorum. Byte düzeyindeki komutlar genellemesini bunlar için yapabiliriz. Bunların uygulamasıyla ilgili sorunuz olursa bana sorarsınız ama şu ortam size komutun nasıl çalıştığını çok rahat gösterme imkanına sahip. Bu şekilde öncelikle her komutu görün, nasıl çalıştığını, farklı varyasyonlarını tekrar tekrar deneyin. Çünkü mutlaka pekişmesi lazım. Sadece sözlü olarak nasıl çalıştığını bilmek de yetmez, görmeniz lazım. Evet, bundan sonraki komutlarda, mesela daha doğrusu konularda şöyle bir komut kullanımı sizden istenirse ya da şöyle bir işlev istenirse, mesela denirse ki atıyorum, tamamen ileriki bir konuda atıyorum, ADC'den bir şey okudum, işte onun örneğin şu bitiyle şu bitini yer değiştirmem gereken bir işlem gerekti bana mesela. Ya da geçen hafta gösterdiğim mesela size uygulamasını yaptığım maskeleme ile ilgili mesela bir işlem gerekirse. Bunları arkadaşlar hangi konu içerisinde, hangi ileriki konu parçası içerisinde karşımıza çıkarsa çıksın cevabı burada. Yani bu ders ve bundan önceki birkaç dersin içerisinde cevabı. O yüzden bu komutlar sadece ayrıca böyle bağımsız bir konu başlığı için sorulması için veya sizin bilmeniz için var değil. Aynı zamanda ileriki konularda da bir şeyi çözmek için, bir gereksinime cevap vermek için kullanacağımız komutlar. Şimdi bit düzeyinde komutlar vardı. Bunlara gelelim. Arkadaşlar, bu başlığı da bit düzeyindeki komutlar şeklinde odaklanın. O mantıkla dinleyin. Byte düzeyindekileri anlattım çünkü. Şimdi bit düzeyindekiler üzerinde birkaç noktayı daha açıklığa kavuşturalım, altını çizelim. Bakın, byte düzeyindeki bir işlem tipik olarak bir byte düzeyinde ifade edilen bir değerin ya da adresin içindeki bilginin bir başka byte düzeyinde gösterilen adresin içine yazılmasıydı. Değil mi? Böyle çalışıyor. Bakın, FF hex'i sayı olarak 20 hex'in içine yazdım. Bakın bu ne demek? Move C07 hex. Şimdi C'yi tanımasanız buna, yani bu da byte düzeyinde bir işlem diyebilirsiniz. Yanlış bir cevap olur ama C'yi tanımadığınız için tamam, tolere edilebilir. Yani öğrenene kadar bu yanlış cevabı verirsiniz. Ama C'yi biliyorsunuz. O zaman başka bir cevap vermeniz lazım, değil mi? Ne demeniz lazım? Boyutunu biraz büyüttüm. Evet. Arkadaşlar, bakın. Şöyle bir genelleme yapayım size önce. Aklınızda daha basit tutmanız açısından. Ben komuta baktığımda ya komut bana onun bit düzeyinde bir adresle ilgili bir iş yaptığını söyler ya da içindeki operantlardan biri söyler. Yani en az biri söyler. Yani normal şartlarda çoğunlukla bu iki durumdan biri olur.
Bu iki durumun da olmadığı bir şey var mı? Evet var. Onun da örneği var. Onu da söyleyeceğim. Ama normal şartlarda bakın. Şöyle bir genelleme yapabilirsiniz. Ben baktığım zaman komuta içinde iki tane operant var, değil mi? Veya en az bir tane operant var. Baktığımda bana ya komut söyleyecek, diyecek ki bak bu bir bit düzeyinde işlem, ya da içindeki operantlar söyleyecek. Şimdi bunu hangi kategoriye sokarız? Bunu deriz ki bakın C bir bitlik bir saklayıcı. O zaman ben buraya bir bit düzeyinde bir değer giriyorum. E peki 0.7 hex ne demek? Şimdi 0.7 hex bu olsa, bakın burası olsa bu C'ye yazılamaz, değil mi? O zaman arkadaşlar bu şudur. Burada yazıyor bakın. Bit düzeyindeki RAM adres bölgesinde arayacaksınız bunu. Yani 2.0 hex'te arayacaksınız. Zaten o yüzden bu işlemi yaptık başında. Fark etmeniz için. Bakın burada carry'yi şimdi takip edin. Carry'nin içi 0. Ne yazacağım ben buraya? Şu 2.0 hex'in en anlamlı bitini yazacağım. Çünkü bakın arkadaşlar, bunları dersin başlarında çok önemli olduğunu anlattım size. Yani vurguladım da çalışma mantığını. 0, 1 diye gidiyor bu 7'ye kadar. Dolayısıyla bakın burada mutlaka iyi bir şekilde bunun çalışmasını, nasıl çalıştığını bilmeniz, takip etmeniz gerekiyor. Burada sırasıyla şu 0.7 hex 20 hex'in içerisindedir. Çünkü byte düzeyindeki adresler bunlar. Ama sağdan saydığım zaman ben o satırda 8 tane bit var sonuçta. En anlamlısının adı 0.7 hex'tir. Ne demek istediğimi RAM bölümüne bakarsanız bir kez daha eğer anlamadıysanız orada bunun cevabı mevcut. Dolayısıyla şu anda carry'nin değeri 1 oldu. Devam ediyorum. ACC.6'yı carry'e yazıyorum. Yazdım. Set bit C. C'yi birliyorum. Bakın böyle bir komut var. Bakın 1 yaptım C'yi. Yine bakın bunu hangi kategoriye sokarız? Bakın bu kez hem komut söylüyor bana. Bit çünkü bit düzeyinde bir işlemdir bu. Hem de carry bana söylüyor. Bunun da bir bit düzeyinde işlem olduğunu söylüyor. Yine devam edelim. Carry'yi sıfırlıyorum. Carry olduğu için anlıyorum bunun bit düzeyinde bir işlem olduğunu. Sıfırlıyor bakın. Sıfır yaptı. Yine bakın şöyle bir komut arkadaşlar. A'ya 0.5 hex'i ver. A byte düzeyinde bir saklayıcı. O yüzden hiçbir tereddüt yok. Bu byte düzeyinde bir işlem. Yapıldı. 0.5 hex değeri yazıldı. Clear A. Ha, bakın arkadaşlar. Clear A diye bir komut vardı. Hatırladınız değil mi? Byte düzeyinde bir işlem. Bakın onu yaptığım zaman ne oldu A'nın içi? 0.0 oldu. Move A'ya 0F diye bir şeyi yaz diye de bir komut var. Bakın bunu yaptım. 0F değerini yazdı A'ya. Şimdi A'dakini 0.0'a yazıyorum bakın. A'nın içini görmeniz açısından yapıyoruz bunu. A'nın içinde 0F var. Şimdi A'nın içini 0.0 hex'e yazıyorum. Neresi 0.0 hex? Bakın burası. Byte adres düzeyinde 0.0 hex adresimiz. Bakın böyle bir komut da var. Move C 0.0 hex. Bakıyorum ben bu C bu bit düzeyinde bir adresleme. O zaman demek ki bu burası değil arkadaşlar. Bakın bu yanılgıya düşmeyin. Yapmanız gereken şey önce şu. Komuta bak. Nereye yazacağını önce bakmayacaksınız arkadaşlar. Önce komuta bakacaksınız. Yani şuna bakıp da ha pat hemen burayı aramayın. Buraya bakın. Önce komut bit düzeyinde mi, byte düzeyinde mi? Önce bunu anlayın. Byte düzeyinde ise şu adresler sizin için gerekli bilgiyi verecek. Bit düzeyinde ise ne yapacağım peki diyeceksiniz. O zaman şunu yapacaksınız. Bu komut bit düzeyinde mi? Evet. Carry'yi 0.0 hex'e yazıyorum. O zaman mantığınız şu olacak. 2.0 hex'ten itibaren say. 2.0 hex'ten itibaren 0.0, 0.1, 0.2, 0.7'ye kadar her bitin bir adresi var. Bunların hepsi 2.0 hex'te. Sonra 2.1 hex'e geçiyorum. Sonra 2.2 hex'e geçiyorum. Nereye kadar? 2F hex'e kadar. Benim arkadaşlar tekrar ediyorum. RAM adreslemesini anlattığım dersi açın. Tekrar dinleyin. Çok ayrıntılı ve orada iyi bir şekilde bunun cevabı var. Mutlaka onu anlamanız gerekiyor bunlar için. Şimdi FF hex'i 0.1'e yazıyoruz. Yazalım. Yazdık bakın. Burada 0.1 FF hex oldu. Clear 0.1 hex diye bir komut geçerli mi? Evet arkadaşlar geldik en
kritik noktaya. Evet, cevap nedir? Şu anda ne olacak? Bana hızlıca cevap verin. Bu noktayı anlamışsanız daha benim anlattıklarımdan bir adım ötesini de bulduğunuzu söyleyebilirim. Ama en azından şu ana kadarkileri anladıysanız burada iki farklı yorum yapabileceğinizi anlarsınız. Evet, yani şıklı sorayım. Bir arkadaşımız, evet, tamam. Yani bu doğru cevap değil ama en azından güzel bir düşünce. Hangi 0-1'in olduğu bilinmeyebilir. Tamam, doğru. Yani şu anda bilmiyorsunuz. Evet. Tamam, Kaan'ın verdiği cevap doğru. O bilmeyle alakalı nokta olduğu için biliyorsanız tam doğru cevabı verirsiniz. Evet arkadaşlar, olay şu bakın. Clear A diye bir komut var, değil mi? Yani byte düzeyinde bir sıfırlama işlemi yapabiliyorum ben. Tamam. Yani clear komutu byte düzeyinde çalışıyor. Yani clear komutunun daha önce byte düzeyinde ben çalıştığına yönelik örnek gördüm. Bir. İkincisi, setbit diye bir komut var, değil mi? Setbit C diye. Clear C diye bir komut da var. O zaman yani clear komutu bit düzeyinde de çalışıyor. Dolayısıyla daha önceki bilgilerimle ben clear'ın byte düzeyinde mi, bit düzeyinde mi çalıştığı ile ilgili net bir burada sonuç elde edemem. Yani mantıken daha önce byte düzeyinde çalıştığına yönelik de örnek var. Bit düzeyinde çalıştığına yönelik de örnek var. O yüzden arkadaşlar iki şeye birden de cevap vermeyeceğine göre bu komut, tesadüfen bir cevap vermeyeceğine göre hangisine düşünmemiz gerekiyor? Yani byte düzeyinde mi? Yani gidip burayı mı sıfırlayacağım ben? Yoksa bunu bit düzeyinde mi anlamalıyım? Evet, cevap bit düzeyinde anlamak arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani Kaan'ın verdiği cevap dediğim gibi doğru. Yani biliyorsanız, daha önce bunu görmüşseniz veya buna çalışmışsanız bu anlamda öğrenmişseniz cevap verebileceğiniz bir şey. Ha, şuradan bulabilirdiniz yalnız. Ben anlatırken size söylemiştim. Clear komutu byte düzeyinde ağda çalışıyordu. Yani buradan belki bu sadece ağda çalışır deyip bunun byte düzeyinde olmadığını söyleyebilirdiniz. Ama dediğim gibi şu anda cevap vermemiş olmanız veya şu anda bilmiyor olmanız çok normal. Ama bundan sonrakiler için, yani bundan sonraki artık durumlar için bunu öğrenmiş olmanız, biliyor olmanız gerekiyor. Diğer komutlarda bir sorun zaten yok. Diğer komutlara baktığınızda setbit komutu zaten bit düzeyinde. Atıyorum move c, zaten bana orada move'un bir şey söylemesine gerek yok. C söylüyor zaten. Dolayısıyla diğer komutlarda ben anlayabiliyorum ama clear'da anlayamıyorum. Clear komutunda da bunu bilmek gerekiyor. Arkadaşlar, sonraki örnekler sizin çok rahat yapabileceğiniz ve anlayabileceğiniz örnekler. Ben aslında daha ileriye gitmeyi planlıyordum ama vurgulamak gerektiği için ders süresini uzun tutma ihtiyacımız söz konusu oluyor. O yüzden şimdi burada kaldık. Bir sonraki derste ben yine Kyle'dan devam edeceğim. Bu kez koşul komutlarına bakalım. Orada da nereye kadar ilerleyebiliriz bir bakalım görelim. Alt programla ilgili belki birkaç noktayı en azından belki fikir anlamında veririm veya belki zamana göre koşul komutları da bizim zamanımızı alabilir. Üçüncü derste devam edeceğiz. 5 dakika ara.